Hilal'de karşınızdayız. İlk yayında da duyurusunu yapmıştık. Gümüş Hilal'de bugün çok önemli bir ismi ağırlayacağımızı söylemiştik. İsmet Özel bizlerle. İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı, aynı zamanda Türk Edebiyatı için de çok önemli isimlerden, önemli kalemlerden biri. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim, tebrik de ederim. Yani beni canlı yayına davet etme cesareti gösterdiğiniz için. Geldiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Ama biliyorsunuz benim ekranda yenir yutulur şeyler söylemediğim yaygın bir görüş. Böyle başlamak istiyorum sözlerime. Yani şimdi bana bildirdiğiniz kadarıyla bu İstiklal Marşı ve Mehmet Akif hakkında bir program olacak. Evet. Siz bana sorular soracaksınız. Dün ölüm yıl dönümü münasebetiyle anmak istiyoruz hem Mehmet Akif Ersoy'u hem de biraz İstiklal Marşı'nı da aslında konuşalım istiyoruz. Evet. Çünkü İstiklal Marşı Derneği belki kimilerinin duymadığı, belki şu an ilk kez duydukları bir dernek. Hı hı. Ve İsmet Özel o dernekte ve şubeleriyle birlikte, üyeleriyle birlikte ne yapıyor, ne yapmayı amaçlıyor? Bu programda yapılmak istenen şeyin dışında bir şey. Yani şimdi Türkiye'de bir tuhaflık yaşanıyor. İstiklal Marşı hakkında da, Mehmet Akif hakkında da. Yani şimdi insanlar hep övücü sözlerden yararlanarak bahsediyorlar. Hem İstiklal Marşı'ndan hem de Mehmet Akif'ten. Ve hiç kimse İstiklal Marşı'na yapılan, Mehmet Akif'e yapılan şeylerden bahsetmiyor ve bunların nasıl telafi edileceğinden konuşmuyor. Yani İstiklal Marşı Derneği diye bir dernek var. 2007 yılında kuruldu. Bu İstiklal Marşı metninin 12 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marş olarak kabul edilmesinden sonra yaşananların hesabını sormak üzere kurulmuş bir dernek. Çünkü İstiklal Marşı'nın kendisi Sakarya Meydan Muharebesi kazanıldıktan hemen sonra rafa kaldırılmıştır. Yani bizim dünyada hiçbir milletin sahip olmadığı bir İstiklal Marşımız var. Neden dünyada hiçbir milletin sahip olmadığı diyoruz? Çünkü aynı zamanda bir sanat eseri olan bir milli marş hiçbir milletin elinde yok. Sadece Türklerin milli marşı sadece bir milli mutabakat metni değil, aynı zamanda bir sanat eseri. Mesela İstiklal Marşı aruz vezniyle yazılmıştır. Bugün liselerde okuyan çocuklarımız aruz vezni hakkında neler biliyorlar? Bunu mesela düşünmek lazım. Yani Mehmet Akif de herkes işte çok esaslı bir şahsiyeti ve sanat hayatı olduğundan bahsediyor. Ama onu Mısır'da yaşamaya mecbur eden şartlardan bize İstiklal Marşı gibi bir metni temin etmiş olan şairin peşine polis takılmasından bahsetmiyor. Yani Mehmet Akif zil çalarak gitmedi Mısır'a. Yani neden diye sorma refleksi geliştirmek istiyorum ama sözünüzü de kesmek istemiyorum. Buyurun. Aslında. Bunu neden sormadı? Kim sormadı? Dediniz yani kimse de sormuyor niçin Mısır'a gönderildiğini, çünkü niçin yaşadığımız, peşine polis takıldığını. Yaşadığımız hayatın, hem şu anda yaşadığımız hayatın hem de bugüne kadar yaşadığımız hayatın bir eleştirisi gerekiyor. Yani niçin, nereden, nereye geldik? Bu soruları sormamak için insanlar ne İstiklal Marşı'nın rafa kaldırılmasından bahsediyorlar ne de Mehmet Akif'in maruz kaldığı şeylerden. Yani Mehmet Akif'in cenazesinin bile nasıl kaldırıldığı mesela, bu bir utanç
belgesidir deyip afişe edilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani işler böyle. Yüzleşmek, evet, yüzleştirmek. Yani şimdi insanlar işte Türkler tarihleriyle yüzleşmelidir denildiğinde Ermenilerin öldürülmesinden bahsediyorlar. Türkler tarihleriyle nasıl yüzleşecekler? Rumların, Yahudilerin, Ermenilerin gördükleri kötü muamele eğer böyle bir şey olduysa yüzünden mi biz kendi tarihimizle yüzleşeceğiz, yoksa Türklerin maruz kaldıkları felaketler sebebiyle mi tarihimizle yüzleşeceğiz? Yani bizim tarihimizle yüzleşmemiz kendi milli varlığımızı inkar manasına mı gelmeli, yoksa kendi milli varlığımızın layık olduğu yere yükseltilmesi ile mi? Bugün işte böyle. Yanıtlanması gereken, evet, yanıtlanması soru gereken soru bu bence. Evet. Başka sorular aslında hazırlamıştım. Ben hemen dedim size. Ama öyle olmuyor galiba, evet, değil mi? Hani konuşmalar akışı öyle olmuyor. Zihni gelişkinlik meselesi var, evet, belki. Ve şairler bu konuda imdada yetişiyor diyorsunuz. Evet. O yıllarda imdada yetişen bir şair miydi Mehmet Akif Ersoy? Hemen beraberinde sorayım. Ve şiirler kuvvet verir ya da kontrol eder sizi diyorsunuz yine bir tanımınızda. Biz İstiklal Marşı'ndan kuvvet alıyoruz. Kontrol yerini yapıyoruz. Ya da işte hangisi? Şimdi Mehmet Akif de sanatı itibariyle kasten anlaşılmamış birisidir. Yani bilhassa bu yapılmıştır. Mesela Nazım Hikmet'in Mehmet Akif hakkında büyük şair demiş olması birileri tarafından öyle bir rahatsızlıkla karşılandı ki Nazım Hikmet'i sansür ettiler. Yani Nazım Hikmet'in Memleketinde İnsan Manzaraları kitabında Akif inanmış adam, büyük şair yazılıdır. Bu bir kere basıldı. Bu bir yerde görebiliyoruz. Yön yayınlarından çıkan Kurtuluş Savaşı destanında var bu. Ondan sonra birileri sansür ettiler bunu ve Nazım Hikmet'e Akif'in büyük şair olduğu hükmünü sakladılar. Şimdi bu zihni gelişkinlik meselesi tabii ki niyetlerle alakalı. Türkiye'de edebiyat ve sanat dünyasına ciddi bir gayrimüslim damga iliştirilmiş. Ve bu yüzden Akif'in aslında dünya sanatı itibariyle Türk şiirinin gelişimi bakımından sahip olduğu yer görülemiyor. Yani bu aynı zamanda yani edebiyat teorisi ya da edebiyat eleştirisi bakımından batıda gelişmiş olan metotların bile bizim şiirimize uygulanması esirgeniyor. Böyle bir şey var. Biz madem öyle oldu doğrusunu yapalım, şöyle diyelim. Şimdi Türk şiiri Tanzimat sonrasında antik çağdaki retoriğin getirdiği kalıplara uygun bir şekilde logos, etos, patos ağırlıklı şiirler üreterek günümüze gelen akışı sürdürdü. Ne oldu? Mehmet Akif, Namık Kemal'le başlayan, Tevfik Fikret'le devam eden çizginin en ilgiye değer kısmını tamamladı. Yani hem Türkçenin doğmasına sebep olan aruz vezninin
Türk dilinin günlük konuşma alanında tezahürüne örnekler verdi. Hem de Türk toplumunun geleceği konusundaki endişelerin canlı tutulmasına sebep olan bir muhtevayı işledi. Bunlar Türk toplumunun geleceği olmasından zarar görecek insanlar eliyle sönükleştirildi. Onun için bir takım insanlar dünyadaki modern şiirin gelişiminde acaba Mehmet Akif gibi bir şairin nasıl bir yer tuttuğu meselesini bilmezler, anlamazlar. Onlar yani onlar çünkü Fransız, İngiliz, Alman şiirini de züppece bir tavırla algılıyorlar. Neden bu oluyor? Çünkü züppelik kendinden üstün gördüğüne özenmekle doğan bir şeydir. Yani İngiliz şiirinin İngiliz toplumuyla, Fransız şiirinin Fransız toplumuyla, Alman şiirinin Alman toplumuyla olan bağını ihmal ederek ne John Keats'i anlayabilirsiniz, ne Hölderlin'i anlayabilirsiniz, ne Baudelaire'i anlayabilirsiniz. Bunların hepsi kendi toplumlarıyla ilgi kurmuş şairlerdir. Kendi toplumlarının geleceği ile endişelenmiş oldukları için şiirlerinde o parlaklığı görürüz. Türk şiiri ve Türk halkı arasında da bir bağlantı kurduğumuz zaman Akif'te. Mesela bugünlerdeki ya da son yıllardaki tartışmalar, hani içeriden kelimeleri seçip bir ırkçılık kavramı üzerinde de bir kahraman tartışma. Kahraman ırkıma bir gül diyor İstiklal Marşı'nda. Oradaki yani, ırkçılıktan ya da ırkından kasıt nedir? Şimdi insanlar Türkiye'de Türk dışında bir kavmiyetten ve milletten ya da ırktan bahsedildiği zaman hiçbir tedirginlik duymuyorlar. Yani bir insan mesela Türkiye'de Çerkezlerin de hakları var dediği zaman niye ırkçılık yapıyorsun kardeşim denmiyor ona. Ama Türk milletinin varlığını dikkate aldığınız zaman o zaman ırkçılık yapma deniyor. Değil mi? Bunlara günlük hayatımızda rastlıyoruz. Halbuki şimdi İstiklal Marşı'nda ve başka yerlerde de mesela ırkına çek diye bir ibaresi var Mehmet Akif'in. Mehmet Akif Fransızca bilirdi. Ve yaşadığı zamanlarda yani İngilizce'de race, Fransızca'da ras olarak telaffuz edilen ırk, Türkçe'ye biz ırk diye tercüme ediyoruz onu. Daha doğrusu onlar İngilizce'den ve Fransızca'dan tercüme edildiği için ırk kelimesi de konulmuştur orada. Mesela o yıllarda, yani İstiklal Marşı'nın yazıldığı yıllarda Fransa'da Fransızlar için la race française denirdi. Yani Fransız ırkı denirdi. Denebilirdi. Bunun doğrudan doğruya Fransız medeniyetinin ürettiği insan tipinden bahsetmek için söylenirdi bu. Demek istediğim Mehmet Akif de bu kahraman ırkım derken de, ırkına çek derken de doğrudan doğruya bu toprakların, yani yaşadığımız toprakların vatan olması için bir dirayet sahibi olduğunu göstermiş zümrenin varlığına işaret ediyor. Irk dediği şey etle, kemikle, kafatasıyla alakalı bir şey değil. Bir ahlaki tutumla, bir karakter üstünlüğüyle alakalı bir şey. Onun için ırkına çek diyor. Yoksa öbürü zaten olabilecek bir şey değil. Öbürü Mendel yasaları falan filan girer işin içine. O zaman insanın ırkına çekmesi bahis konusu olmaz ki. Yani demek ki bir insanın ırkına çekmesi için ya da kahraman ırka mensup olması için o kahramanlığın bir
parçası olması, o kahramanlığın hakkını vermesi gerekir. Evet. Son bir soru, belki süremizin süremize doğru kullanmak adına söyleyebilirim. Yine derneğin sitesindeki yazılarınızdan baktığımda, oradaki konuşmalara baktığımda, şube açılışlarındaki konuşmalarınıza baktığımda dikkatimi çeken bir bölüm vardı. Onu belki kısaca burada özetlemenizi isteyeceğim. Aklımda kaldığı kadarıyla, yanılıyorsam lütfen bağışlayın, düzeltin. Ne kaçanlara ne de oturaklara marş gerektir diyorsunuz, evet. Değil mi? Evet. Yani İstiklal Marşı öyle bir tarihte yazıldı ki insanların çoğu bilmiyorlar. Yani devlet kuruldu, bize bir marş lazım, hadi bu olsun dedi sanılıyor. Çünkü biz yaşadığımız günü bile doğru değerlendirmekten mahrum bir insan topluluğu haline geldik. İstiklal Marşı, İstiklal Harbi'nin son safhasında bu harbin zaferle sonuçlandırılmasına hizmet etmek üzere yazılmış bir marştır. Yani İstiklal Marşı önce gelir, zafer sonra gelir. Sonra. Hatta Cumhuriyet de sonra gelir. Yani onun için biz diyoruz ki İstiklal Marşı'nın Cumhuriyet rejimine hiçbir borcu yoktur. Ama Cumhuriyet rejimi hem varlığını hem de devamını İstiklal Marşı'na borçludur. Ama ne oldu? İstiklal Marş, İstiklal Harbi'nden kaçan insanlar öyle bir zaman geldi ki İstiklal Madalyası sahibi oldular. Anlatabiliyor muyum? Yani asker kaçaklarının da İstiklal Madalyası sahip oldukları bir düzen kuruldu Türkiye'de. Onun için o kaçaklara marş zaten lazım değil. Bir de oturaklılar var. Onlar İstiklal Harbi'nden önce de işleri yolunda olan insanlardı. İstiklal Harbi'nin zaferle sonuçlanması üzerine bunun bütün meyvelerini gövdeye indirenler de oturaklılar oldu. Onlara İstiklal Marşı yaramıyor. Çünkü İstiklal Marşı Türk varlığının yükseltilmesi çarelerini bize öğreten marş. Yani bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyor. Ama sonradan Türkiye'de ezan yasaklanıyor. Diyeceksiniz ki hayır, yasaklanmadı, Türkçe okundu diyeceksiniz. Türkçe okunan ezana ezan demeli mi dememeli mi, oradan başka bir tartışmaya gireriz. Onun için isterseniz onu başka bir programa bırakalım. Tamam. Başka bir programın sözünü almış bulunuyor muyum acaba bu vesileyle? Vallahi biraz önce dediğim gibi yani cesaret sizde. Çünkü hakikaten doldurduk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Programımızın tekrarını www.gumusiler.com internet sitesinde bulabilirsiniz. Bize yorumlarınızı yazmak isterseniz de yorum@gumusiler.com internet adresini kullanabilirsiniz. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.